Bir alo, bir sonrakini seç. Alo. Alo, merhaba. Adın ne? Ne olsun? Gülüme iki kere zor tutuyorum. DJ Ferdi Özkan bu arada abi, inanılmaz. Çocuk çekmiş de gelmiş herhalde. Alo. Ben şey yapacaktım. Bu elemanı çekmemiş miydin sen ya? Konuşmuyor zaten. Çek hadi birini. Mahir. Mahir'i çek buraya. Ben çekemiyorum. Mahir. Mahir. Alo. İnanılmaz ya. Niye kimse konuşmuyor? Alo. Alo. Ha, merhaba. Merhaba. Olaya biraz Fransızım da ne konuşuyorsunuz? Öyle hayattan falan işte yani. Vallahi bir şey sormam falan gerekiyor mu? En son film izliyordum da. Muhabbet var diye geldim. Sormak istiyorsan sor tabi. Hayır, gel buraya, gel bir saniye, bir şey diyeceğim. Bak. Güzel kardeşim. İnsanlar buraya konuşmak için giriyor. Anlatabiliyor muyum? Alt tarafa konuşmak için giriyor. Kardeş konuşacak bir şey yok. Dükkandan eve, O zaman evden. niye giriyorsun? Niye giriyorsun oğlum o zaman? Çık git. Lan iznesine bir geldim, ne bağırıyorsun Allah Allah. Tamam, özür dilerim. Birazcık fazla şey yapmış olabilirim. Seviyorum seni Gülcan Mahir. ya. Sen de seni seviyorum. Ben de sana. Teşarbon 12 Prime'le abone olmuş. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Neyse ben kaçayım o zaman. Arkadaşlar bekliyor ya. Ayıp olmasın. Tamamdır Hadi Mahir. görüşürüz. Öpüyorum senin dudakları da. Hadi bay bay. Öpüyorum senin dudaklarından mı? Başladı ya. Bay bay. Bay bay. Alo. Alo. Merhaba abla. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an CS maçındayım da çekmezsin diye oyuna girdim. Ama çektim. Teşekkür ederim çektiğin için. Evet, dinliyorum. Ben sadece merhaba demek istedim. Kendine dikkat et. Sen de kardeşim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İnanılmaz. Alo. Alo. Ay. Merhaba. Bekle bekle, kısıyorum. Pardon abi, özür dileriz bir yanlışımız. Abi vallahi üstünde para yok. Harry Potter. Efendim? Ay, Zegabon gitmiş ya, onu soracaktım. Neyse. Mia ya, sana şey para vermedi mi Zegabon? Bu bir tane bağış videosunda seni böyle kapak fotoğrafı yapmış ya Webtekne. Yok Niye lan, ne telif olacak? atmadın? Niye telif Ama atayım ya? orada bence değişik anlaşılmış. Ben tanımıyordum mesela, da yanlış anladım orada. Ben olsam telif atardım Zeka buna. Ben zaten para ver, yarısını ver Aynen derdim. öyle. Çağır, ben alırım. Terbiyesiz herif. Neyse. Eloy'cim, başka bir sorun var mı, söylemek istediğim bir şey? Zegabon gelecek mi? Hayır. Nereye? Buraya. Büyük ihtimalle gelmez. Bakın ben mi koydum videoyu? Oğlum zaten niye telif atayım yani, gerek yok. O Zegabon'un canını alacağım. Son sözüm bu. Aa, bak chat'teymiş, sorabilirsin. Chat'ten yazar sana. Canını alacakmış Kerem. Haberin olsun kardeşim. Gel ve sen ya. Amuk çocuğumu, orospu çocuğu, gel buraya. Gel. Diamond 3'üm TR, piç. Çabuk gel Discord'a. Kavga çıktı. Drama ekmektir. Daha Zegabon'dan olsa. Gel lan, giriyorum. Kanka Zegabon'u ben bile ezdim ya, bak düşün. 4 senedir oynamıyordum oyunu. Zegabon'u ben bile ezdim.
Güzel kardeşim. Ha Zegabon abim geldi. Ayıp olmuyor mu? Amık çocuğu yazan ben miyim? Aleykümselam ama güzel kardeşim sen benim burada bana laf atıyorsun yani şimdi. Amık çocuğu yazdın bana. Ama küfür ettim. Amık çocuğu dedim ama. Ben sana Zegabon, küfür ettim. Vs atacaksak Metin 2'den çıkacağım bak kuledeyim. Ona göre. Yok reis müsait değilim kaçacağım şimdi. Başka bir zamana. Tamam ama birbirimizi kırmayalım olur mu? Tamam. Eyvallah adamsın. Kafan güzelken Metin 2 oynamak nasıl bir duygu? Ya kafam güzeldi. Herkes Metin 2'ye laf atıyor da kimse bilmiyor. Adam evini arabasını basıyor. Kardeşim, haklısın Metin... kardeşim. Metin 2'yi vurduranlar oynamıyor mu ya? Vallahi Laka Luka diye bir yayıncı var. Bu da şeye çıkarsa o Twitch'e dislere selam olsun dayıya. Bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz başkan. Ananı sikim yattı çar. Bizde mükemmel izleyicilerim var ya. Oh. Ağır atan nefes alırken garip sesler çıkarabiliyorum. Pardon kusura bakmayın. Tamam. Çok iyi. Deathwing niye geldi peki? Ben Zegabon abimi gördüm. Zegabon, ben seni tüm aşkımla, tüm kalbimle takip ediyorum. Ben çok büyük bir hayranınım. Eyvallah kardeşim. Sana kargoyla öpücük satmak istiyorum. 500 lira fişeklersen hemen IBAN'a atıyorum. Reis 500 çok ama ya. Lan ya, 2500 kazanmak kapatırım. 10 liraya anlaşalım. 1 lira da olur lan sana. Adamsın lan. Hemen gönderiyorum kargoyu. Gönder adresi atıyorum. Hemen at. 1 lira. Siz kafayı sıyırmışsınız. Ben arkadaşları aşağıdaki arkadaşları çakıyorum ya. Kafalar bir güzel ama bir güzel. Okay. Alo, Bengsek. Alo. Gitti lan. Heh, Atakan. Selektör atıyorsun sanırım. Atakan, niye selektör atıyorsun? Öyle takılıyordu. Benim üstte. Çekmezsin diye düşündüm böyle. Selektör atıyor aşağı yukarı aşağı yukarı. Sıkıntıdan ne yapacağımı bilemiyorum. Olmadı mı? Ciddi misin sen İskender Cihad ya? Üzüldüm lan şu an. Son set. Ben Egesu Hanım'ı bekliyorum. Neyse. Ay Smile 2 lira göndermiş. Abla Barış karşılanma olsun ben Keri'ye yayın açarsa 3 lira atacağım demiş. Oley be 3 lira mı oldu şimdi? Berke git hemen aç bakayım yayını. 3 lira kaç dolar? 0.43 iyi abi iyi para. Blue Sky. Alo. Nasılsın Kerry abi? İyiyim sen nasılsın? Ben de yemek oluyorsa buna. Aynen. Ben evet. Geldim de heyecandan ne evet, konuşacağımı... Evet onu tahmin edebildim. Ben bayağı kişileri konuştum da Discord'dan. Evet. Aniden alınca. Kaç yaşındasın? 15. 15. Ben bir çikolata alıp geliyorum bir dakika. Bir saniye, 15 yaşındakiler ne zaman doğmuş? Oha, eleştirdiğinde. 2003'lü müsün lan sen? Evet. Kardeşin Eren miydi? Onunla aynı yaş. Yaşı sen geldim.
Size ne yediriyorlar? Ne oldu? Abi ikinci anlamadım. Gibi. Kanka sesin çok kalın. Evet sesin ya, kalın. Yok. Asıl hoş geldin. Normalde kalın değil. Buradan geliyor dur ya. Yok lan. O kadar küçük gelmiyor sesin. 2003'lü kızlara selamlar. Anne, oğlum 2003'lüsün lan sen. Tamam, Instagram vereyim. Tümer Şahin. Kızlar dedim. Evet, bir şey soracak kızlar mısın? Yazmaz. Ne sorayım? Ya bilmiyorum. Aniden aldığınız için. Sinirden. Sana bir soru sormak istiyorum Tümer. Sor. 2003'lü olmak nasıl bir duygu? Şu an biliyorsun sosyal medyada 2003'lü böyle muhabbeti dönüyor esprilere. Ne? Eleştirmek gibi. Efendim bir daha söyle. Yok bir şey tamam. Peki. Kardeşine sor abi, kardeşin de var. Senin yaşıt. Kardeşim 2004'lü benim kardeşim. Oğlum sen nasıl kardeşinle oynuyorsun? Tamam. Tamam hadi uç Tümer hadi. Görüşürüz Tümer. Hadi görüşürüz. Abi 2003'leri öpmeyi seviyorum. Alo. 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 Merhaba. Merhaba. Sen de mi 2003'lüsün lan yoksa? Hayır. Kankasın. İyi değilmiş. Söylesem olmayacak. Neden? 25 mi? Söylemeyeyim daha iyi olur. Neden? Ya daha geçerler de. Kanka ismin gözükmüyor, cismin gözükmüyor. Neyine dalga geçecek? Yani. 2006. Yok, 5'liyim. 2005. Aynen. Oğlum sen nasıl kardeşimden küçüksün lan? Nasıl 2005'lisin ya? Ben iki, yani sizin yaşınızdayken herhalde abi merhaba falan şeklindeydi. İşte ergenlik dönemi, o yüzdendir belki. Oha! Ben 16 derim abi senin sesine. Hiç sanmıyordum, aynen. Hiç sanmıyordum sizinle konuşacağımızı ya. Aga be. Aga be. Sevindim baya. Soracağım bir şey var mı? Yok, iyi yayınlar diyorum. Görüşürüz. Bu arada bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Subscribe'ın olan Efe'yi tanıyorsundur. Gonca. Aynen. Evet. En iyi arkadaşım olur kendisi. Selam söylüyorum. Ne güzel, tamam o zaman. Onu da çek lütfen. Tamam çekerim. Hadi bay bay. Bay bay. Çok tatlı çocuk. Çok oğlum 9 kişi olduk lan. Hoş geldiniz hepiniz. Niye 9 kişiyiz biz burada? Dur bakayım. Kimi çek? Ben şunu çekmek istiyorum ya. Kardeşim senin babaannen güzel mi? Ama nickini de göstermen lazım. Çocuğun iki babaanneniz güzel mi? Babaannen güzel mi? Ah. Güzelmiş. Aa. Tamam. Akbil bastı güzelmiş herhalde. Akbil bastı. Batu hoş geldin. Abi nasıl ya? Kardeşim konuşacak mısın? Harbi de babaannesi güzel değil. Utanması gereken evet, bir durum yok. Babaannesi yani. Yeterince güzel değilmiş. Oğlum bunun babaannesi kaç yaşında acaba ya? Ne yapacaksın oğlum? Kanka yani... Mother I'd like to fuck yani. Kardeşim Moro İslam Liberation Front o. Peki niye bizim Discord'da Rogu diye birisi var şu an? Bizim Rogu değildir bu. Alo. Bir şey sormak istiyorum direkt diğer girmez. Allah'ım yine çekildiğimde panik oldum ya. İnsanlar konuşurken muhtelemekten elim ağrıdı yemin ediyorum. Aşağı odam bayağı mahşer yeri. Çok iyi. Rogu esprisinden öyle yaptın mı? Ha sen o çocuksun. Bir saniye sesiniz çok fazla geliyor. Bir saniye kızmam. Burada ağla kasar bon. Prime'le abone olmuşsun. Hoş gelmiş. Fazla gelmiyor, bağırıyor. Sanırım doğuştan aynen. Marlboro Sally'ye 500 bit göndermiş. Ece çikolata almak istiyorum demiş. Buyur al. Ya bir şey soracağım. Sor. Sen bana boş yapıyorsun demiştim bir ara, yazmıştım da. Chatte. Sen niye uzaylıları sövdün ya? Uzaylılara mı sövdüm? Ne zaman uzaylılara sövdüm oğlum? Kanka uzaylılar mahalle çocuğu falan yiyordur. Soru işareti. Şey ya, esprisini o şekilde söyledim de hani bir tane video atmışlardı falan. Bayağı bir dalga geçildi chatte de. Sen de dalga. Ya senin dalga geçmen aslında çok ağır bir şey değil yani böyle. Zaten birkaç tane saçmalık vardı o video içerisinde. Onunla dalga geçtin de. Ya şeye sinir oluyorum.
benim genel olarak çok içerisinde olduğum bir konu. Hani meslek olarak, meslek seçimi olarak da. Hani o konu açıldı, o video açıldı mesela, herkes dalga geçiyordu. Yani genel olarak her şeyle dalga geçiyordu videodaki ve bana şey geldi böyle, çok vizyonsuz geldi. Senin yaptığın hareketten bahsetmiyorum. Yani sen biraz dalga geçtiğin tarafı şeydi, magazinsel tarafıydı biraz da. Adam bildiğin uzaylıların şeyini falan veriyordu, cinsiyetini. Bu Yahya dalgasından bahsediyorsun sen değil mi? Maalesef o. İstediğim şeyler değil evet. Ama aynen sanırım o. Böyle isimleri falan filan veriyordu, böyle cinsiyetini falan. O olması lazım. Aynen, cinslerini falan filan vermesi konusunda biraz böyle dalga konusu oldu senin tarafından en azından. Evet, komikti. Evet, komikti ama şey, bir şeyler söylemek istiyorum ben bu konu hakkında. Tabii. En azından hani buraya geldim madem çekildim. Bu arada gelir gelmez çekildim baya, o yüzden şey oldu. İnsanları mutluyordum bu arada. İnsanlar bu konuda çok fazla dalga geçiyor. Ya da mesela insanlara bu konu hakkında bir şey söylediğim zaman böyle gülüşler alabiliyorum. Yok, ama ben chat'e yazdığı şeye gülüyorum. Ya çünkü genel olarak bu şekilde karşılanıyor. Senin de o videoda karşıladığın gibi ya da insanların chatte karşıladığı gibi karşılanıyor. Ama mesela o video çok saçma bir videoydu. Ben izlemedim bile bir kısmını. Yani sadece yayında sizinle birlikte gördüm. Hı-hı. Ama internette yalan olarak düşünebileceğiniz birçok haber aslında doğru bu konuda. Yani doğrudan kasıt, hani diyorsunuz ya mesela, o videoda güldüğünüz kısımlardan biri şeydi. Bu adamlar nereden biliyor cinsini? İşte aynı yerde mi yaşıyorlar ya da ne bileyim mahallede mi görüyor gibi şeyler mesela. Bu konuda insanlar çok fazla bizim ülkemizde bilinçli değil ya da bu konuda araştırma yapan insanlar, insanlara bilgi aktaracak insanlar, bu konuyu insanlara yayacak kesim yani çok fazla yok. Çok donanımlı insan da yok bu konuda. Ama bu konu gerçekten ciddiyetli bir konu. Yani gerçekten cinsiyetleri biliniyor ya da cinsiyetleri olmasa bile ırkları biliniyor, birden fazla ırk olduğu biliniyor, insanlarla temaslar gerçekleşiyor. Yani şey demek istedim sadece. Hani bu konuyu çok ciddiye alınmıyor insanlar tarafından ki benim zaten ciddiye alınması konusunda çalışmalarım var en azından şimdilik. Yani insanların bu konuda dalga geçmesini istemem şahsen. Yani orada ben sana aslında verdiğim tepki çok saçmaydı. Hani şey demiştim, niye dalga geçtin gibisinden bir yazı yazmıştım işte, boş yapma falan demiştim. O konuyu da açıklık getirmek istedim. Hani bu şekildeki konulara yaklaşımım biraz şey oluyor. Hani toplumun bir algısı vardır ya çoğu konuda. İşte siyasette vardır ya da ne bileyim şu an dolar dolar demesi gibi hani. Reis konu ne ya? Abi uzaylılardan dolar nasıl geldi? Çok hayır hayır ya. Şeyden ya bu konuyu anlatmaya çalıştım. Hani sonuçta her IQ'da insan olduğu için chatte hani biraz açmaya çalıştım konuyu da. Çok uzatmayı düşünüyorsanız daha özet bir şekilde şey yapabilirim. Yani sonuçta herkesin insan var şu an chatte. Çocuk da var, büyük de var. Ya da ne bileyim bazı konulara kafası basan insan var, basmayan insan var. O yüzden şey demeye çalıştım hani algı var insanlarda. Sadece onun konudan değil. Yani doları da o konudan o yüzden söyledim. Hani insanlar şu an sürekli gündemde konu olduğu için, hani insanlar algısıyla oynayan konu olduğu için söylemek istedim. Evet, ben bu konuda Asil'in yorumlarını merak ediyorum. Abi bir uzaylı lirası ne kadar? Abi şimdi şöyle bir şey var, ben açıklayayım size. Uzayda bir kere dolar, bir uzay parası. Yani adamların liderleri çalışıyor. Biz de o yolda tekrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Peki, herkese merhaba arkadaşlar. Şeyi merak ediyorum ben en çok. Uzaylılar nasıl çiftleşiyor ve uzaylıların dini var mı abi? Çok merak ediyorum gerçekten. Abi ciddi soruyorsan cevaplayacağım. Yani yok, dalga muhabbet. Yani çünkü ben konu çok dalga alınması. Yani dalga alınması çok hoşuma gitmiyor. Yani tamam, ben sana şöyle ama söyleyeyim bak. Uzaylılarla ilgili şimdi ben çoğu insanın uzaylılara inandığını düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Yani yalnız olduğumuzu düşünen bir insan değilim ama şimdi o videoyla benim dalga geçmemin sebebi... Yok yok, evet. O videoyla dalga geçmen değil. Hani ben şunu söylemek istedim sadece. Sen böyle herkes dalga geçtiği zaman bir algı oluşuyor. Ondan bahsetmeye çalıştım sadece. Senin dalga geçmen değil aslında olay. Hani senin dalga geçtiğin kısmı nasıl doğru bir zaten algı o mesela? Çok... Yani mesela bunun tamamıyla saçmalık olduğu algısı oluşuyor. Yani insana tamamen bunun oluşan bütün birikimlerin, bilgi birikiminin ya da bilim literatüre giren bir sürü bilginin hepsini yalanlıyor bu sefer insanlar. Bunların hiçbirinin doğru olacağına inanmıyor. Anladın mı? Hani uzaylılar var yok konuşması artık yok zaten. Artık hani bu geçilmiş bir durum. Hani artık varlığını falan sorgulamıyor insanlar. Yurt dışında en azından böyle olduğunu söyleyebilirim. Yani şey oluyor. Sen dalga geçtiğin konu mesela şeydi. O videoda dalga geçtiğin konular doğruydu zaten. Hani bu kadar ince detay bilinmiyor zaten normalde şu an. Hani abi, gözle evet görür gibi yani anlatıyordu oradaki insan. Evet. Ya yanındaymış işte gibi anlatıyor adam. Ve insanların evet da ben bununla dalga geçtiğini düşünüyorum. Uzaylılarla dalga geçtiğini düşünmüyorum. Evet. Uzaylılara dalga geçmek de şöyle mesela, sen bu şekilde bakıyorsun konuya. O yüzden zaten sana bir laf etmedim hani, dediğim gibi biraz çıkışım saçma oldu. Çünkü bu benim meslek olarak düşündüğüm bir şey ya da daha doğrusu meslek olarak yaptığım bir şey. Hani ilerlediğim bir şey. O yüzden bu biraz hani alganlık oldu o sana verdiğim tepki, ama şundan bahsetmeye çalıştım sadece. Hani insanlar senin gibi bakmıyor olaya. Hani senin gibi sadece o cinsiyet kısmıyla dalga geçmiyor. İnsanlar tamamen bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyor. O videonun abi olabilir, ona bakılırsa bir şey söyleyeceğim. Bu konu sadece bu değil ki.
İnsanların saçmalık olduğunu düşündüğü farklı konular da var. Evet. Mesela hiçbir zaman zaten olay burada bitiyor. Yani genel dünyanın problemi zaten bu değil mi? Evet. Zaten ben de şey yapmak istedim işte. Bunu biraz değinmek için yani, sadece buraya geldim. Buradan... Ben mantıksız şey olduğunu yani düşünen insanlara birazcık en azından bir fikir olsun diye şey yapmak istedim. Ben çok uzatmak bence uzayda falan yok abi. Yani dünyada düz. Bunun üzerine tartışmaya gerek yok. aslında hepimiz Minecraft'ta yaşıyoruz ya. Arkadaşlar. Kardeşim bir şey soracağım. Nasıl uzay yok ya? Sonsuz tane şey var. Trollüyor, trollüyor. Ciddi değil yok zaten. Yok abi. O ciddiyim ben, gayet. Dünya ciddi abi. Sadece direkt uzay yok deyince şey oldum. Harry Potter'ın şey. Ya, atar yaptı ya bildiğin. Aynen rezerdim. Trilyonlarca galaksi var. Sen nasıl falan diye böyle atar yaptı. Arkadaşlar hepimiz Minecraft dünyası. Kardeşim meal'de yazıyor. Kur'an'da yazıyor. Ya meal. Meal diyor. Harry Potter'ın sorusunda vakit olduğu zaman cevaplayabilirim isterseniz. Az önce iki tane soru sordu. Onlara da cevaplayayım gideyim isterseniz. Çok uzattığım gibi sanki biraz baydıysam. Biz senle bu konuları şeyde konuşuruz. O zaman ben hipnotize oldum ya açıkçası. Hiç sorgulamıyordum artık. Ben daha konuşsan dinlerim yani. Ya ben şöyle yapmak istedim. En azından bakıyorum insanları çekiyorsunuz. Kendimi konuşmuyorlar. En azından biraz şey olur. Türkçesi ne oluyor? Beyin İnsanları çekmiyoruz. Şu an 100 tane insan gitti bu arada. Beyin fırtınası olur diye birazcık hani konu açmak istedim burada gelip ve bunu belirtmek istedim sadece biraz belki birkaç kişinin aklına soru işareti uyanır. Ya sen onu bırak. Boş ver şimdi uzaylıyı. Sen milli tankımızdan bahset bize. Evet evet. Önemli olan milli tanklar. Biz cevabımızı verdik kardeşim. Neyse kardeşim seni gönderiyorum. Kendine iyi bak. Gözde ablam bu sırada yayın odasına geçelim mi? Hani burayı kimse görmüyor ya. Olur geçelim. Ama kutusuysa. Ya Deathwing'de yetki var bende niye yok? Ben giremiyorum modalara. Sen kimsin ki? Bilmiyorum. Deathwing moderatör oğlum. Evet kral. Oğlum uzaylı tanıdıklarım varsa birbirim senin burnunu kırarım bak ha. Abi gerçekten 760 kişi kaldık ya. Konu çekmedi yani tamam uzaylılarla ilgili konuşabiliriz edebiliriz ama bununla ilgili bu kadar atar yapmak falan hani. Yeşil uzaylı tanıdıklarım. 2008'liyim çeker misin diyor. 2008'li kaç yaşında oluyor? 10. 10 mu 12 mi? 10. Aa. Abo. Ama odaya girmesi lazım. Kardeşim dansıdan yeşil. Çekecek misin? Yok hadi değilse. Kim? Aa. Kim çekiyor? Ben mi çekiyorum? Çekecek misin? Kimmiş bir saniye? 2008 değildir ya. Kardeşim abi. bana yetki verirsen bana da şey yaparım. Ben bir de dakika. Şey alo. Şükürüm. Şeyi kapalı, duyamaz ki seni. Direkt mikrofonu açık olanlar çeksiniz mi? İsmim Berke değil. Berke diye biri yok Discord'da. Bana yetki verin. Alo. Alo, Kerim? Efendim? Çok net bir cevap bu arada. Sanki zorla çekmişiz, zorla çekmişiz gibi onu buraya. Yok ya zaten. Zorla burada oluyor şu an. Ben neredeyim? Tekin diye girdim buraya zaten. Teşekkürler. Ne tamam ben bir de şey Kerem abiye bir şey sormak istiyorum. Sor kardeşim. Şey ne soracaktım unuttum. Ha şey Orkun abinin başını ne yaptın? Kardeşim hesabımda duruyor. Hatta tamam kardeşim bir 500 atla kareye giderim ben. Bak bir şey diyeceğim. Şimdi ben tepki videosu çektim Orkun'a. Evet. Videosuna telif yedim. Nasıl ya? Bildiğin telif attı bana. Kanka telif attı. Evet itiraz ettim. Mail attım. Abi ben suyunu çıkarırım yani. Köküne kadar. Kanka sen de onu at yani. Atabiliyorum aslında teknik olarak da. Gerek yok. Atardım abi. Yok abi gerek yok. Orkun babamız da atma boş ver. 2005'in ya Glock. Bir dakika Glock. Herkes aynı anda konuşmasın bir dakika. Uzaylı Melih Gökçek ikili göndermiş. İyi ki gönderdin ifşacı Oçu. Biz senin ananızı babanızı ifşalıyor muyuz? Ne? Acaba uzayda robot heykeli var mıdır? Onu merak ediyorum. Transformers diyecekler hala. Ankara'nın Transformers'ı. Ya kimse anlamadı işte bak bu kadar cahilsiniz. Abi güzel donate kardeşim teşekkür ederim. Uzaylı Melih Gökçek. Hı hı.
Ha Kerim, ne diyordun? Ya bir şey demiyorum. Ha tamam. Var mı söylemek istediğin başka bir şey bebeğim? İyi akşamlar, iyi yayınlar, görüşürüz. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler, görüşmek üzere. İyi geceler. Bay bay yaptım. Çok iyi. Mükemmel. Acaba şu an Plüton odasında ne muhabbetler dönüyordur gözle merak ediyor musun? Uzaylı muhabbeti dönüyor. 600 kişi falan var. Şu an herkesin mikrofonu kapalı ama biri konuşmuyor muhtemelen. Ben girdim ana bacı birileri sövüyordu birbirine. Bak, mis gibi oldu şimdi. Herif selektör yapıyor lan. Bas konuş gerek demiş. Ben de. İnsan olursak eğer çok güzel olur. Ben ses falan. Ses falan. Gözde şu an burası kapalı bu arada açayım ben. Kardeşim. Bağırmayın lütfen, bağırmayın artık. Abi bir şey söyleyeceğim ya, yok mu bir yeterli beni? Lütfen bağırmayın. Ben beni bir dolar gibi yukarıya fırlatıyorum. Gözde bak. Oğlum susun lan. Elimde uzaylılarla ilgili çok önemli bilgiler var abi. Benim bir parayı için. Uzaylılar. Kere abi ne yapıyorsun? Gözde iyi misin? Hayır. Berke aşağıya gitti. Berke'yi çekemiyorum o kadar. Abi Berke'yi kurtar. Berke'yi kurtar. Kurtaramıyorum. O kadar çok insan var ki. Allah'ım. Geçemiyorum bile. Var mı? Kardeşim bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Yaralandım. Of. Asil kaldı aşağıda. Durun. Asil'i kurtarmamız lazım. Bir dakika. Asil neredesin Asil? Kurtaramıyorum. Erra'yı Asil. Çok zor. Kardeşim gelen nefes nefese kalıyor. Bu ne? Ne yapıyorlar aşağıda? Aslı aslı öldürüyorlardı beni. Ben birini çekiyorum şu an. Ahsen merhaba. Ahsen. Ahsen nasılsın? Şokta galiba. İyiyim abla, sen nasılsın? Ne? Ahsen kız ismi değil mi ya? İyiyim abla, sen nasılsın dedi. Erkek ismi de var ya Ahsen. Ben de iyiyim. Yayın nasıl gidiyor? Güzel, senin nasıl? İyi vallahi, ben de seni izliyorum işte. Ne güzel. Korku yayın olacak mı ya? Dün iyiydi ya. Bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Neyse ben sizi tutayım, hadi Allah'a emanet. Sağ ol. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Ateist gence tokat gibi cevap. Ya bu Hamza Reis kim ya? Girip duruyor buraya. Ben girmiyorum, siz çekiyorsunuz. Hayır, ben çekmiyorum. Bakın, bu iftiradır. Hayır, bir dakika ya. Bu harbi 10 galiba. Bir şey söyleyebilir miyim öncelikle? Kaç yaşındasın Hamza? Geçen senden bir büyük. Şimdi konumuz o... Direkt! Şimdi bir saniye. Konumuz o değil. Gözde abla. Evet. Bana bak bir saniye. Ben çok küçüğüm. Hamza bana bak. Efendim abi. Senin yaşın kadar var ya benim. Anladım. Yaşın mı var ne var? Gözde abla. Kuşkırtma videosu var. Gözde evet abla. Dinliyorum. Bak şimdi. Oraya giriyorsun, tamam mı? Tam bazı
IQ seviyesi düşük olan insanlar olabilir. Ama orada seni sevenler de var. Sen niye oraya gelip gülüyorsun ki? Burada seni sevenler de var. Ve onların kalplerini kırıyorsun böyle. Şu aklıma geldi. Kardeşim bir şey söyleyeceğim de. Aşağıya indiğim zaman birisi Recep Tayyip. O bendim. Yemin ederim bendim. Biliyorum. Anlamadın mı sen ben oldum? Gerçi anlayamazsın. Utanarak söylüyorum bendim o. Ne yapayım? RT'ye aşkımı saklayamıyorum artık. Ama onun dışında da garip garip sesler çıkartan bir sürü insanlar var. Hani ben orada kimin düzgün konuşup kimin düzgün konuşmadığını nereden anlayabilirim? Bismillah. Güzel değil mi? Güzel espri. Çok bayağı güzel. Ultrasondan da öksürdü herhalde. Kanka şaka yapayım abi. Abi bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Sor. Bak. Espri var mı yoksa ben mi kaçırıyorum? Kanka ultrasondan bağlanmıyor musun sen? Ondan bağlanıyor. Yok abi ben kaçırıyorum galiba esprileri ya. Ultrason ne biliyor musun? Espri olsa komik bir şey olur sonuçta değil mi? Bak şimdi ultrason şudur. Senin annen şimdi hamile kalınca öyle bir jel sıkıyorlar oraya, tamam mı? Göbeğine böyle karnına. Ondan sonra bir makineyle böyle başka bir monitöre aktarıyorlar senin görüntünü. Anladın? Yok hayır ben daha doğmadım aslında. Ha ondan bahsediyorum. Ha bak işte ondan bahsediyorum. Tamam anladım. Ben daha doğmadım bak. Ben yarım saat sonra geleyim. Evet yarım saat sonra uğrarsan çok sevinirim. Tamam. Öpüyorum seni bebeğim. Hamza Reis. Efendim abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz Hamza. Ben de biliyor muyum ya bu çocuk çok abi, dur görüş... ya bir şey abi görüşürüz soracağım. Falan deme. Şuradan 2 dakika sonra adım bile unutacaksınız şimdi. Doğruları konuşalım. Reisimizi asla unutmayız. Bak ben seni arkadaş ekliyorum. Unutursam o... bak aha. Dur ben de kabul ediyorum. Aha. Unutursam şerefsiz ya. Be. Hamza burada harbiden kaç yaşındasın? Abi aslında senin... Abi Hamza bak. Nerede oturuyorsun? Evde. Koltukta deseydin bari. Yok abi. Bakın abi. İnsan kaç hissediyorsa o yaşta değil midir? Kaç hissediyorsun Hamza? Aynen bilmiyorum. Söyle. Ne demek bilmiyorsun ya? Bilmiyorum. Bazen mutlu oluyorum. Küçük hissediyorum. Bazen üzülüyorum. Büyük hissediyorum. Bazen Kerem abi izliyorum. Ölüyorum falan işte. Dur git. Terbiyesiz neler... Düzgün konuş. Zegabon'u linç ediyoruz arkadaşlar. Zegabon ne biçim konuşuyor ya? Bize örnek olmuyorsun kardeşim. Hayır ben orada şey şakasını dedim ya. Ama Kerem abi kalbimi kırdın ben ya. Gidiyorum ya. Hayır Hamza buradan gidecek tek insan Zegabon. Sen değilsin oo, kardeşim. Oha yok artık ama ya. Hadi git Zegabon. Yok artık ya. İnanılmazsınız abi inanılmazsınız ya. Oğlum bir dakika Hamza sen ne demek istiyorsun ya? Yani büyük olmak üzgünlük mü getiriyor sence? Sence öyle getirmiyor mu? Öyle getiriyor kanka. Maga be. Yaktırdı. Mal bayı. Yaktırdı. Amına koyayım o gemi gelmeyecek be. Ama öyle gerçekten Hamza yani. Bezce abla bir paket daha lazım galiba. Var bir paketim daha. Hamza benim sana. Helal olsun. Hamza sen büyüyünce... sigara içme. Efendim ben büyüyünce evet. Hamza büyüyünce işler değişiyor gerçekten. Böyle bir sorumluluğun oluyor. Para kazanmak zorunda kalıyorsun böyle. Evet abi o sorumluluk işte bir yerden sonra üzüntüyü getiriyor. Evet. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Hamza? Çocukken her şey çok güzel değil mi Hamza böyle? Sadece bilgisayar oynayan ya da dışarı tıraş falan diyecektim. Yok abi dışarı çıkmıyorum artık yani. Dışarı çıkmıyorum. Gerçekten. Neden çıkmıyorsun? Milenyumluyuz onu. Soğuk dışarısı zalim. Zalim hayat. Hamza sevgilin var mı? Sana mı lazım? Yok kanka pedofil olan benim bana lazım. Bana lazım pedofil olan benim. Abi inanılmaz ya yemin ediyorum inanılmaz. Hamza yayınlarımın vazgeçilmesi bundan sonra kardeşim. Böyle 3-4 tane daha yayıncı vardı sonra gittiler işte.
Aga be. Ciddiyim bu arada. Şaka değil. Hamza, sevdiğin biri var mı peki? Evet. Nereden? Çok mantıklı. Nereden? Gülmeyin mi? Duymuyorum. Okuldan. Okuldan. 4B'den Adı ne? Ne yapacaksın? Merak ettim. Niye? Hamza bak sana neden merak etmeyeyim? Kız düşürme takip. Hayır senden mi? Benim sevdiğim biri yok ki. Belki vardır bilmiyorsundur. O ne demek ya? Belki vardır bilmiyorsundur diye bir cevap mı var? Diyor ki yani. Sevsem bilirim. Şeydir diyor. Çocuk zeki. Tamam da sevsem birini bilirim herhalde. Yok hayır. Ne demek hayır? Hayır. Neden peki bilmem sence? Çünkü sen sevmiyorsundur ama içinden seviyorsundur. İçindekini dışarı... Pardon. İçindeki... Bilinçaltı demeye çalışıyor galiba. Hayır. İçinde sevdiğin kişiyi dışarıdan eğer sevmiyor gibi gözükürsen kendini sevmiyorum diye kandırırsın. Ama kalp öyle değildir. Kalp istese de istemese de sever. Bu çok mantıklı bu arada. Ediyorum, boğuldum şu an. Albayım be. Poyraz kariyer göndersin. Diyor ki kalple beyin beraber çalışmaz diyor değil mi Hamzacığım? Hamza bu arada ben sana kız düşürme taktiği vereyim mi? Hayır. Tamam. Özür dilerim. Hamza mantıklı bir cevap verdi. Sevgini ihanet etmeyecek galiba. Ama çok güzel bir taktikti. Gerçekten düşürdün yani. Ben sana vereyim istiyorsan.